Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümevarım varım 2 testlerinden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekilde bir robot modeli verilmiştir. B noktasının yer düzlemine olan uzaklığı 150 cm. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Hop şöyle yer düzlemine olan uzaklığı. Şurası 150. Başka ne demiş? Ali Bey uzunluğu 200. Hemen Ali Bey uzunluğunu gösteriyoruz. Şurası 200. Hocam şurasını 200 diye yazıyoruz. Başka ABC açısı 120. Hemen ABC açısını da gösteriyoruz. Şurası da 120 derece olarak verilmiş arkadaşlar. Sonra diyor ki DAB açısında DAB açısında 60 derece olarak vermişler. Hemen DAB'yi de gösterelim arkadaşlar şöyle. Şuradan çizlendik. DAB burası 60 derece olarak verilmiş ve bizden ne isteniyor arkadaşlar? A noktasının yer düzlemine uzaklığı C noktasının yer düzlemine uzaklığından 25 cm daha fazla olduğuna göre BC kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada 60 verilmiş ya. E şunlar zemine dik olan kısmı. Bunlar birbirine paraleldir. Paralelse 60 ise burası nedir? 180'e tamamlayan açısı 120'dir. Hocam 120, 120, 240 o zaman buraya da 120 mi kaldı? Evet. Bizden BC uzunluğu nedir diye isteniliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Madem burada zemin edik. Burada da zemin edik. E şurada da bir zemin edik. Çizelim isterseniz. Ne yapacağız burada? Hocam 60 derece var. Mantığını kullanayım. Hop şuradan bir dik çizeyim. Ya 120'yi parçalıyoruz ama 120 parçalanabilir şeylerden de böyle özel üçgen oluştuğu zamanlarda. 90-60 burası da 30 hatta burada da bir dörtgen oluştu. Herhangi bir sıkıntı yok bence. 90'ın karşısı 200 30'un karşısı kaç çıkar arkadaşlar? Evet burası 100 çıkar. E hocam 90 burası 150 ise dikdörtgenden dolayı burası da 150 Toplamda burayı 250 bulduk adam bize A noktasının yer düzlem uzunluğunu C noktasının yer düzlem uzunluğundan 25 cm daha fazla diyor e burası 250 ise buradaki uzunluk nedir arkadaşlar 225 değil midir evet e ne yapacağız burada da bizden BC uzunluğu isteniliyor o zaman BC isteniyorsa şurada da bir dik üçgen oluşturalım arkadaşlar. Dikdörtgen oluştu. Burası 90 derece ise 120 ise tamam. Buraya da 30 derece kaldı. 30 90 60 yaptı. 150 ise burası da 150 yaptı. E tamamı 225. Buraya 75 kaldı. 30'un karşısı 75 ise 90'ın karşısı da nedir? 2 katı yani 150'dir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C-Han çıktı. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin çevresi en büyük nedir diye soruluyor arkadaşlar. En büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Üçgeni sili yapacağız. 17'yi araya alacağız arkadaşlar. 17'yi araya aldığımızda 3x artı 2x ile 3x 2x arasındadır. Yani x küçüktür 17. O da küçüktür. 5x yaptı mı? Yaptı. Çevresinin en büyük tam sayı değeri isteniyor. Biz buradan ne bulduk arkadaşlar? x küçüktür 17 geldi bir kere değil mi? Hocam buradan ne geldi? 17, 17 küçüktür 5x geldi. Buradan da x küçüktür 5 o 17 bölü 5 mi geldi? Evet. E buradan ne geldi o zaman? X hangi aralıkta arkadaşlar? 17 bölü 5 ile 17 arasında mı arkadaşlar? Aynen öyle. E ABC üçgen çevresinde en büyük tam sayı değeri. Hocam ben burada X yerine 16 yazarım. Çevresinde bulurum. Sakın böyle yapmayın. Çünkü X tam sayı diyor mu? Demiyor. Demiyorsa bunu yapmayacaksın kardeşim. Senden ne isteniyor? Çevre. Çevre nedir? 5X artı 17. O zaman sen bunu elde edeceksin. 5 ile çarparsın. 17 küçüktür 5x o da küçüktür 5 kere 7, 35. 5 85 mi yaptı? Evet. Bir de kaç ekleyeceksin? 17 daha ekleyeceksin arkadaşım buna. 34 küçüktür. 5x artı 17 yani çevre o da küçüktür. 17 eklediğimde kaç? 90 102 mi yapıyor arkadaşlar? Evet çevrenin o zaman en büyük tam sayı değeri ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 101 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Yukarıda çekil bir verilen ebatlar 10 santimetre işte 6 4 bir de 15 verilmiş arkadaşlar. İşte sonra parçalar çıkartılarak şuradaki parçalar çıkartılarak şekil 2 oluşturulmuş H harfi. H harfinin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu şekilde karşıtlı kenarları paralel olan herhangi bir şekli çevresi sorulduğunda 2021 sınavında da çıktı dikdörtgenlerle alakalı. Ee, ne yapıyorsunuz? Yatayları ayrı düşünün dikeyleri ayrı düşünün arkadaşlar. Dikeyler kolay mı? Kolay. Hocam burası 15. Burası da 15. Eyvallah. Dikeylere bakıyorum. 15 artı 15 artı. Hocam şurası şurası. Zaten 6 6 burası. E burası da 6 burası da 6. Toplamda kaç tane 6 var arkadaşlar? 1 2 3 4 tane 6 var. Artı 24 yaptı. Peki devam edelim. Yataylara ayrı bakacağız. Hocam yatay burası. Yatay burası. Yatay burası. Ayrı ayrı bilmiyorum hepsini ama bak şu şu şunun toplamı direkt buraya eşit değil mi arkadaşlar? Yani 10'a eşittir. E hocam buradaki yataylar toplamı da yine aynı şekilde. Bu kenara eşittir. Yani bu da ona eşittir arkadaşlar. E o zaman bunları topladığımız zaman kaç yapıyor? 15, 15, 30, 40, 50, 74 yapıyor? Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Kırmızı ve beyaz düzgün altıgenler kullanılarak şekildeki bir süsleme yapılmıştır. Her bir düzgün altıgenin alanı bir birim karedir diye söylenmiş. Bu süslemede kırmızı altıgenlerin alanları toplam 34. Arkadaşlar burada bak birbirini tekrar eden şekil. Yani ne var? Bir örüntü var. Örüntüyü bulacaksınız kardeşim. Örüntü neden oluşuyor? Hocam bakın kırmızılar sınır noktası olunca hocam bak şurada 5 tane var. Şurada 5 tane var. Şurada 5 tane var. Hepsi beşerli beşerli tekrar etmiyor mu? 2 kırmızı, 2 kırmızı, 2 kırmızı şeklinde gidiyor. Hocam en son geliyor. Burada da 5 tane var. Aa sonrasında en son iki, ikilik kalıyor, Bir tane ikili alıyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? E, kırmızıları sayalım. 34 her bir her birinin alanı bir olduğuna göre e, burada kırmızıların alanları 34 ise e, her bir beşli bölmede de iki tane olduğuna göre 34'ü ikiye böldüğüm zaman 17 tane olduğunu mu bulurum? 17 adet ne var burada arkadaşlar? Örüntü var. 17 tane örüntü. Bizden ne isteniyor? Beyaz alanların toplamı isteniyor. 17 tane beşli grup var yani burada. 17 adet 5'li grup yazalım şuraya. 5'li grup. 5'li grup var. E o zaman ben 17 tane 5'li grup olduğunu bulduysam beyazların alanını bulmak için 1, 2, 3 tane beyaz mı var her, her grupta? Evet hocam. O zaman beyazların alanını ne olacak arkadaşlar? 17 çarpı 3 olacak. Ama artı bir de burada 2 tane ekstradan yok mu? var. Artı 2. 51 artı 2'den cevap kaç yapacaktır o zaman? 53 yapacaktır. Dikkat edin örüntüyü bulun. Bazen örüntüde fazlalık değerler oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Burada da fazlalık 2 tane vardı. Cevap denizli çıktı arkadaşlar. Şekil 1'de görülen dikdörtgen biçimindeki karton şekildeki gibi kesilerek şekildeki gibi yapıştırıldığında bir kare ve yamuk oluşuyor. Evet o zaman ben bunların şu kenarlarını yapıştırmışım değil mi arkadaşlar? Şöyle yaparak bakarak Evet burası 2 burası 6. Bakın burası 2 burası 6. Yan piri kenarlar yapıştırılmış. Bunlar o zaman üst üste çakıştı. Için bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Şimdi bu bir ne oluyormuş? Kare ve yamuk oluşuyormuş. Kareymiş. O zaman buradaki kenar kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. E bize buraya x vermiş. Hocam burası x. Hatta şuraya x'e e, hocam tamamı x ya. E, pardon x artı 4 ya. Tamamı x artı 4'ten dolayı x artı 4'ten 6 6 çıkartıp o şekilde de bulabilirim. Ya da buraya a desem. Şurası a dersem arkadaşlar. a artı 12 olduğundan dolayı burada. 4'ü buradaysa x'i de kaç buluruz? a artı 8 mi buluruz? Evet x'i a artı 8 bulduk arkadaşlar. Şurayı da, şurası da ne dedik? a dedik. Şimdi diyor ki şekil 2'deki yamuğun alanı ile karenin alanı birbirine eşit. Karenin alanı ile yamuğun alanı. Yamuğun alanı nedir gençler? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil mi? Evet yüksekliğimiz zaten bizim kaç? Bakın Şuradan çizilen yükseklik. E, şu uzunluğa eşit. Yani o uzunlukta 8'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. 8'e eşit. Alt taban artı üst taban. A artı 8 artı A. Çarp yükseklik bölü 2. Karenin alanına eşit olacak. Hocam 8'lerden birer tanesi gitsin. 16 yaptı. 2A artı 8 eşittir. 16 ise... Buradan 2A eşittir 8 çıktı. A'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Ama bizden X isteniyor. O da A artı 8 olduğundan. A yerine 4 yazdığımızda 4 artı 8 de kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Yani cevap balık esir oldu. ABC'de paralel kenar bir de şu büyüde bir yamuk olarak verilmiş. 5 verilmiş. E madem bu bir paralel kenar alt tarafta 5 midir? Evet. Şekildeki ABCD paralel kenarın alanı 30 olduğuna göre BC3 alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yaparız? Ee, yükseklikten de yapabilirsiniz ama bence alan dağıtalım. Paraya kenarda şu köşegen çizdiğimiz zaman en önemli şeylerden biriydi. Ne oluyor arkadaşlar bu köşegen çizdiğimiz zaman? Alanı iki eşit parça ayırıyor. Yani hocam burası kaç? 15. Burası kaç? 15. E ee, sonra ne yapacağız? Bizden şuradaki x alanı isteniyor. Bitti gitti. 5 tek alan 15 ise alt tek alan kaçtır arkadaşlar? Direkt 18 diye yapıştırır mısınız? Evet yapıştırırsınız. Cevap Denizli olur böylelikle. Ya da hocam 15 bölü tabanlar oranı 5 bölü 6 alanlar oranı 15 bölü x deyip de işlemle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Cevap Denizli. Boyutları 489 ve 190 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki banyo zemini şekildeki gibi kenar uzunlukları 20 santimetre ve 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki seramik seramiklerle kenarlardan 1 santimetre ve ardışık her iki seramik arası 1 santimetre olacak şekilde kaplanacaktır. Yine bir örüntü sorusu arkadaşlar. Kenarlardan 1 santimetre. Arkadaş bu kenardan 1 santimetre boşluk. Ee, sonra bir de burası uzun kenar 60 santimetre. Toplamda burası ne yapıyor? O zaman 61 mi yapıyor? Evet burası 61 yapıyor. Hocam sonra bu iki şey arasında yine bir santimetre olacak. Burası da 60. O zaman burası da 61 mi yapıyor? Aynı şekilde boşluk artı Şurası 61 yapıyor. Dikkat edin. Boşluk önce. Bakın boşluk artı kenar şeklinde gittim. Bir örüntü yakalamaya çalışıyorum. Aynı şeyi yakalamaya çalışıyorum. Hocam boşluk 61 boşluk yapsam olmuyor. Sonraki bak 61 boşluk oluyor. Değil mi arkadaşlar? Olmuyor. Boşluk 61 yaparsam burada da boşluk 61, burada da boşluk 61 şeklinde gidiyorum arkadaşlar. Bakın boşluk 61, boşluk 61 böyle gideceğim. En son ne yapacağım arkadaşlar? En son boşluk 61 diye gittim. Bakın Boşluk 61 diye gittim. Pardon boşluk 60 diye gittim. Yani 61 yaptı. En son bu duvar kenarına geldiği için burada da 1 cm boşlukta kalıyor mu arkadaşlar? Kalıyor. Kenarlardan 1 cm uzakta diyor. Bakın örüntü sorularında bazen eksiği fazlası olabilir. Dikkat edin. Soldan başlıyorum. Boşluk 60. 61 yaptı gerçi. Sonra boşluk 60. Toplam 61. Boşluk 60 şeklinde gittik. En son boşluk 60 deyince burada da bir tane 1 kaldı. E hocam bu kenar 489 da olabilir. 190 da olabilir. Sanırım 489. Olmazsa 190 deneyebiliriz arkadaşlar. 489 ise eğer bunun tamamı. Yani 61'den en tane var. 61'den en tane var. Artı bir de 1 var. Eşittir buna 489 dersek. 61'e ne eşit oldu? 488'e eşit oldu. En yerine 8 yazarsak bitiyor mu? Evet. Burada 8 tane dikdörtgen var arkadaşlar. Tamam. Bu tarafa gelelim arkadaşım. Burada da yine boşluk ve 20 mi bu sefer? Evet. Boşluk 20. Yani boşluk 20 toplam 21 yaptı. Boşluk boşluk 20. Yani burası da 21 yaptı. Boşluk 20 burası da 21 yaptı. Gideceğim böyle en son. Gittim gittim gittim. En son boşluk 20 21 yaptı. Bir tane de boşluk var arkadaşlar burada. E demek ki burada da hep 21 21 21 gidiyor. En son bir tane de 1 var. O zaman 21'den M tane var diyelim artı 1. Bu da kaç eşit olacak arkadaşlar? Toplam 190 tane mi olacaktı? Evet 190 santimetreymiş bir kenarı. Şurası 190 santimetreydi. Buradan 21 eşittir 189. 21 M eşittir 189 yaptı. M de buradan sanırım 9 geliyor. Evet burada da 9 tane de dikdörtgeni buraya koydum. E arkadaşlar 9 tane dikdörtgeni buraya 8 tane dikdörtgeni buraya koyduysam toplamda 9 çarpı 8 tane dikdörtgen mi olmak zorunda cevabımız o zaman. Yani cevap ne yaptı o zaman arkadaşlar? Balı yaptı. Yani 72 yaptı cevap. Evet 3, 5, 12 x verilmiş. Buna göre x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 3'ü kullanacağım. 3 ise burası da 3'tür değil mi? E arkadaşım şöyle bir dikdörtgen oluştursam. Burası da 3 oldu mu? Oldu. 3, 4, 5 tane hatta buraya da 4 yazabilirim. E hocam x de var burada. X'e e ait de bir dik üçgen. Şöyle dik dörtgen oluştursam 12 ise burası da 12 mi? Evet. İki şekilde yapabilirsiniz bu soruyu arkadaşlar. Birincisi şu. Hocam alfa, beta, alfa, pardon burası da beta, burası da alfa. Şu üçgenle şu üçgenle benzerlik uygulayıp yapabilirsiniz. Hatta beta'nın karşısı 12, beta'nın karşısı 3. Benzerlik oranı 4 katı arkadaşlar. 5 ise o zaman burası da 20 yapar deyip işaretlersiniz cevabı. Ya da hiç alfa beta'ya girmeyelim isterseniz. Alfa beta'ya girmeden de sonuçta şu şekilde de yapabiliriz. Dikkat ederseniz içerideki oluşan şekil bu dikdörtgenin kenarları olduğu için paralel kenar değil mi? E paralel kenar. Paralel kenarın bak tabanı var. Tabana ait yüksekliği var. Paralel kenarın alanı yani şunun alanı nedir arkadaşlar? X çarpı 5 eşittir. Aynı zamanda 5 tabanına düşünecek olursak 5 tabanına ait yükseklikte 12 değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda 5 çarpı pardon şu x çarpı 3 eşit olacak. Özür dilerim şurayı yanlış yazmışım. Bunun alanı nedir? x çarpı 3 değil mi? Taban çarpı tabana ait yükseklik eşittir. Nedir? Bu sefer 5 tabanına ait yükseklik 12. 5 çarpı 12 olacaktır. Şunlar şunlar gitti. 4 yaptı. 5 kere 4 de kaç yaptı? 20 yaptı. İster benzerlikten yapın. ister paralel kenarının alanından yapın. Her ikisi de paralel kenarının alanını veriyor. Tekrar söylüyorum. Hocam x çarpı. Bakın tekrar söylüyorum. Burası siyah kalemle gösterelim. Paralel kenarının alanı x çarpı 3. Taban çarpı yükseklik. Aynı zamanda 5 çarpı 12'de taban çarpı yükseklik olduğundan alanlar birbirine eşittir yeşil alan. Dolayısıyla cevap böylelikle C han çıktı. ABC'de bir dik yamuk. Şunlar birbirine eşit verilmiş ve burada K iken burası 2K verilmiş arkadaşlar. Evet burası K iken şu uzunluk 2K verilmiş. Şimdi burada eşitlik var. Bakın buradaki eşitliğin mantığını kullanmam lazım. Ne var arkadaşlar Burada bir oran var. Oranı kullanacağım. Ya içe paralel çizeceğim ama içe paralel çizdiğimde kelebek çıktığında böyle hoş oluyordu. Ya da dışarıya dışarıya çizmek daha mantıklı. Kelebek oluştu mu arkadaşlar burada? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? Şu kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 1. Bir. O zaman burası 2K ise burası da 2K mı olacak? Evet hocam. Şurası da 2K oldu. E şimdi ne yapacağız? Benim soruda şunu kullanmam lazım. Hocam şu K. a burası ne? 4K. Hatta H 4H desem daha mantıklı değil mi? Hocam haşa 4 haş olduğundan bu ne üçgendir? 15, 75, 90. Nasıl ki biz 15, 75, 90 sa haşa 4 haş diyorsak burada da haşa 4 haş oluştuğunda da 15, 75, 90 üçgeni diyebiliriz. Peki hocam neresi? Burası 15 derece mi? Burası 75 derece mi? Bunu nasıl bileceğiz? E, o zaman cevaplardan da gidebilirsiniz. Hocam buraya 75 yazarsak cevap 75 oluyor. Işıklarda yok. E, burası 15. O zaman cevap 15 diyebilirsiniz. Ama ben size bunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası bakın bu kenar bu kenardan daha kısa değil mi? Çünkü niye? Ben buraya A buraya B dersem burası A artı B yaptı. Gerçekten burası A artı 2 ve burası daha A. Yani bizim şu kenar bakın şuraya yıldız atıyorum. Şu kenar bu kenardan daha kısa oldu. E bu kenar bu kenardan daha kısaysa Pisagor yaparsam kısa kenarla şunun hipotenüsü kakar, k e, kısa kenarla K'nın karesi burayı verdi e, ee, uzun kenarla K'nın karesi de burayı verdi. Her ikisinde de K ortak ya. Demek ki burası daha uzun olacak yine. Büyük üçgende uzun burası. Kısa kenar burası olacak o zaman. E o zaman bu büyük üçgende 15, 75, 90 ya. Bakın burası buraya göre daha kısa oldu. O zaman buradaki açı küçük açı olmak zorunda. Yani işi garantiye bağladım arkadaşlar. Daha net bir şekilde anlayın diye. Burası 15'tir. E o zaman 15, 90 ise burası 75'tir. Buraya da kaç derece kaldı? 15 derece kaldı arkadaşlar. Cevap böylelikle ne çıktı gençler? 15 yani akçay oldu. Kolay uçak tarifi diye başlamış arkadaşlar. Burada kadınları isterseniz ben kağıdı elime aldım. Birlikte yapalım isterseniz. Şimdi öncelikle dikdörtgeni şöyle orta çizgisini belirlemek için şöyle şey yap, katladım. Sonra ne diyor arkadaşlar? Şu kanatları yap diyor. Kanatları yapalım. Şöyle tam orta çizgisine gelecek şekilde kanadı ben yapıyorum. Siz de yapın arkadaşlar. Siz de yapın. Net bir şekilde görün siz de olayı. Bakın. Çok net bir şekilde göreceksiniz. Ben size şekil üzerinde gösteririm aslında ama. Kusura bakmayın. Uçağa bakmaktan size bakamıyorum. Şöyle yaptım. Adamın dediği gibi yaptım. Bak. Daha böyle katladım. Aynı şekilde oluştu mu? Oluştu. Bak. Açtığım zaman üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Biraz sonra kullanacağız. Dur bakalım. Sonra ne diyor? Ondan sonra diyor. Bunun açı ortayı. Bak. Şuradaki üçgen oluştu ya. Şu yarısında. Şu yarısındaki açı ortay doğrusu boyunca katla diyor bunu. Yani şuradaki çizgiden bahsediyor. Bak şuradaki çizgiye dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki üçgene bakaraktan bunu simetri ekseni boyunca katla diyor sana. Yani gösteremiyorum bakın. Şunun boyunca katla. Hadi bakayım şunun açı ortayını bulayım ben şimdi. Bunun açı ortayını bulmak için açı ortay çizgisini bulmak için öncelikle ne yapmam lazım? Simetri ekseni için şöyle bir katlamam lazım. Tamam. Şu şekilde üstüne katladım arkadaşlar. Şöyle katladım. Bak daha böyle katladım. Şimdi şunu katlıyorum. Aynı şekilde. Aynı şekilde bunu da katladım arkadaşlar. Hop şöyle. Bakın oluşan şekilde şuradaki şekil aynı şekil oldu mu arkadaşlar? Bakın. Şuradaki şekilde oluşan şekil aynı oldu mu? Oldu. Şimdi ne diyor? En son oluşan iki kanada üst üste gelecek biçimde simetri ekseni boyunca tekrar katlayalım diyor. Bak dikkat et. İçe katlarsan olmaz. İçe katladığım zaman bir şey olmadı. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Açtığım zaman yine aynı şekil geliyor. Bu sefer dışa doğru katlayacaksınız. Bak şu iç şu dış. Bu sefer dış. Yani şu dış yüzeye doğru katladığım zaman şöyle katladığım zaman bak şu kağıtlar üst üste bindi. Yani şunlar üst üste bindi arkadaşlar. Ama tersten katladım. Bunlar üst üste bindi. Şöyle ortada bir yer var bakın. Ortada bir yer var. Şöyle şunları açacak olursak da kanatları da açacak olursak da bir uçak ulaş, oluştu. Karşımıza bir uçak çıktı arkadaşlar. Bize diyor şuradaki kanadın yani bir tanesinin ikinci seferde katlanan açılır e, kısımları 90 derece olacak şekilde açalım. Yani şu kanadı 90 derece aç diyor. Şöyle 90 derece aç. Tam dik olsun diyor. Dik olduğunda da bakın uçak karşımıza çıktı. Soru ne diyor peki? Soruya bakalım şimdi. Adam diyor ki ilk turunda verilen dikdörtgen kağıdın kenarları 20 ve 10 kilo olduğuna göre elde edilen uçağın bir kanadının ön yüzeyi. Arkadaşlar sadece bir kanadının ön yüzeyi. Şurası isteniyor benden. Peki şimdi ön yüzeye bakın. Bu kanat böyleydi. Hocam şu şöyle de simetriğini şöyle açtık. Bak kanat neresiydi? Bak açtığım yer şurası. Açtığım yer neresi olacak arkadaşlar? Şöyle açtığım zaman şunu şöyle açtım. Tekrar açtım. Kanat yeri burası değil mi? Bakın şu yüzü. Şöyle açtığınızda tekrardan yani şurası olmuyor mu arkadaşlar? Evet şunu demeye getiriyorum. Şimdi şekil üzerinde göstereyim arkadaşlar. Ay şeklen görün dedim ama inşallah işe yaramıştır arkadaşlar. Bakın bizim kanadımız nerede biliyor musunuz? Tam olarak şurada. İşte bizden bunun alanı isteniyor. Çünkü sen bunu böyle katladığında bu buraya geldi mi? Geldi. İşte bu kanat sonra simetri ekseni boyunca katladın. Tekrar açtığın zaman yine bu kanat çıkıyor mu karşına? Evet. Bu kanadın alanı isteniyor. Yani Buradaki şekil buradaki şekle eşit eşitliğim arkadaşlar. İşte bunun alanını bulmaya çalışacağız şimdi. Hadi bakalım şunu bir açalım. Arkadaşlar katlanmadan önce nasıldı? Şöyle değil miydi? Bir tarafı açsak yeterli. Öbür tarafa hiç bakmamıza gerek yok ama şurayı da açayım isterseniz. Bakın burası 20 cm vermiş hocam. Burası 10. Burası 10. E burası 10 kökü olarak vermiş bana. Hocam sen bunu böyle katladığın zaman 10 iken burası da 10 mu olacak? E üst üste binen açılar birbirine eşit. E burası 90 derece ise e, hatta bak burası 90 burası 90 burası da 90 burası da 90 oldu. Üstte de açılar birbirine eşit olduğundan buradaki açılar 45 45 oldu mu oldu. Aynı şey burada da geçerli. Sonra hocam bunun simetri ekseni boyunca katlayacağım. Hop açı ortayı. 22.5 22.5 boyunca olacak. Bak şunu şöyle katlayacağım. Peki ben bunu katladım da. Aa burada ne çıktı bu arada? 10 ken sen bunu katladın burası da 10 oldu. Şurada bir kare çıktı. Burası da 10 oldu. Buraya ne kaldı? 10 kök 2, eksi 10 kaldı. 10 kök 2, eksi 10 kaldı. Hocam katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 10 oldu mu? Oldu. E, ondan sonra 10 ken burası da 10 oldu. Eyvallah. Devam edelim bakalım burada. Sen bunu böyle katladığın zaman. Hatta burası da 10 kök kimi? Evet. Ve aynı zamanda şuradaki uzunlukta 10 kök kimi arkadaşlar? Aynen öyle. Sen bunu açı ortay doğrusu boyunca katladığında şu kenarlı şu kenar üst üste binecek mi? Hatta 10 kök ki 10 kök ki tam çakışacak mı? Çakışacak. E tamam bunlar tam çakışacak. Süper. Bu da açıortay ortay olduğunu gördük mü? Gördük. Şimdi buradan ben neyi bulmaya çalışacağım? Şuradaki alanı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bulalım bakalım. Hocam aç ortay olması ve 10 kökü, 10 kekükü olması benim dikkatimi çekti. Zaten burası da 90 derece değil mi? Evet. E hocam aç ortayda kollara çizilendikleri eşit. Ayrılıkları yerler de eşit olacağından. O çizilendik tam olarak buraya düşüyor arkadaşlar. Çünkü açıortayda ortayda kollar çizilendik. Ayrılıkları yerler de eşit olacak. E tamam. O zaman burası 10 10 45 45 90 üçgen çıktı. Burada hocam 45 90 sa burası da 45 oldu. E burası da 45 oldu. 10 kök 2 yoksa eksi 10 sa burası da 10 kök 2 eksi 10 yaptı. Kök 2 katı da 10 kök 2'nin kök katı 20. Ee, bunun kök katı eksi 10 kök 2 yaptı arkadaşlar burası. Şimdi ben şu alanı bulmaya çalışacağım ya. Şuradaki dik üçgenin alanı yani 10 kök 2 çarpı bakın şu dik üçgenin alanı 10 kök 2 çarpı 20 eksi 10 kök 2 dik üçgenin alanı 1'e bölü 2'si var. Artı şu dik üçgenin alanında 10 kök 2 eksi 10 çarpı 10 kök 2 eksi 10 bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. 10 kök 2 eksi 10 çarpı 10 kök 2 eksi 10 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Dağıtalım bakalım şunları. Hocam burası 200 kök 2 eksi 200 artı şununla şunu çarpsam 200 hocam bununla bunu çarpsam Eksi 100 kök 2. Hocam şunu da şunu çarpsam eksi 20, 100 kök 2 yine hocam bir de bununla bunu çarpsam artı 100 yaptım. Bir de bölü ikisi var mı? Her ikisinde de var. Hocam artı 2x eksi 2x birbirini götürdü mü? Götürdü. Hocam burası da 100 kök 2. Eksi 100 kök 2. Eksi 100 kök 2. Eksi 200 kök 2. Artı 200 kök 2 de götürdü. Ne kaldı yukarıda? 100 kaldı. 100 bölü 2 de kaç yapar o zaman arkadaşlar? 50 yapar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? Akçay çıktı. ABC'de dikdörtgen ve şu sarı bölge bir kare olarak verilmiş arkadaşlar. DL'ye 11 vermiş ve bu sarı bölgenin alanı 9 verildiğine göre bir kenarı kaçtır arkadaşlar? 3 birimdir. Hemen bu 3 birimdir yazdık. Hocam 90'lara baktık şu alfabeteye dalacağımız aşikar. Alfabete alfa dedik kaldık. E ne yapalım? Şuradan 90'da biz oluşturalım şöyle. Hani alfa kaldık ya dik üçgen lazım bize. Hemen oluşturduk. Alfa beta 90. E ne oldu? O zaman bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta eş oldu arkadaşlar. Sebep? Çünkü 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı. Peki alfanın karşısı A ise burada da alfanın karşısı nedir arkadaşlar? A'dır. Hocam bak dikkat edin. A artı 3. Burası da A artı 3 değil mi dikdörtgenden? Bak betanın karşısı A artı 3. Burada da betanın karşısı A artı 3 olacaktır. E bize 11'i boşuna mı verdi? Bir de 11'i kullanalım arkadaşım. Yani A artı A artı 3 eşittir 11 olduğundan. 2A eşittir 8 olduğundan A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A 4. A 4 ise burası kaç yaptı arkadaşlar? 7 yaptı. E, dikdörtgenin diğer kenarı burası kaç yaptı? 14 yaptı. O zaman arkadaşlar Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı 7 ile 14'ün çarpımı. O da 98 mi yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı.